aynı maceranın devamında ama yeni bir bölümde tekrar beraberiz. Her türlü zor şarta rağmen yarattığı heyecan, macera ve yaşattığı dostluklarla dünyanın en büyük, en farklı, en eğlenceli, en sosyal ve en yardımsever rallisi olan Silk Road Rally, diğer bir adıyla Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rally'sine hoş geldiniz. Rally'nin konsepti sayısal değil nitelikseldir. Katılımcılarla birebir çalışıp yol güzergahı üzerindeki ülkelerin kültürünü, coğrafyasını, mimarisini, arkeolojik eserlerini, insanını, misafirperverliğini, ne yiyip ne içtiklerini objektif bir biçimde gösterip tanıtmak, katılımcıların bu ülkeler hakkındaki bilgilerini objektif olarak güncellemelerini sağlamaktır. Gece Zencen'e vardık. İşte geç saatte olmamız için, olduğu için biraz otellerde falan problem yaşadık ama sorun olmadı. Ertesi sabah bizi otomobil kulübü yetkilileri karşıladı ve en eski, İran'ın en eski, o bölgenin en eski camisine doğru hareket ettik. Tabii yani enteresan bir şey. Yani insanların, bütün rallicilerin hayali İran'da araba sürmek. Biz onu yaşıyoruz, onun mutluluğu falan var. Neyse. Oradaki ödevimizi tamamladıktan sonra bir sonraki durağımız Tahran. Start verildikten sonra Bezergen'e doğru yola çıkıyoruz. Tabii ilk önce yakıt almamız gerekiyor. Burada şöyle bir sıkıntı var. Kredi kartı ya da yabancı para birimiyle ödemek mümkün değil. Ya İran parası tümen ya da İran kredi kartı. Bu ikisi de bizde olmadığı için bize İran Otomobil Kulübü'ndeki arkadaşlar yardımcı oluyor. Elimize aldık ya, bir litre mazot, 1 sent.3. Yani o sentin altını bilmiyorum kaç olduğunu değerine. İşte 3 oraya arabayı kullandık. Gümrükte işlemlerimiz çok uzun sürdüğü için yola çıkışımız da gecikiyor. Bu gece İran'da bizi uzun bir yol bekliyor. Yakıtımızı aldıktan sonra kısa bir yemek molası ve ardından da Zencan'a doğru yola çıkıyoruz. Biz şeyden çıktık, mezargandan çıktık, tek kendimizi zannediyorduk, bir kahve içelim dedik, bütün ekip geldi. Güzel oldu. İlk defa mı İran'a geliyorsun? İlk defa geliyorum İran'a valla. Evet, çok güzel, çok hoşuma gitti ya. Şimdi bir de sınırdan böyle karayla, arabayla geçince daha güzel. Bütün ülkenin havasını şey yapabiliyorsun, sezebiliyorsun. Sadece uçakla Tahran'a inmek değil yani.
Bütün dokusunu görüyorsun ülkenin, o yüzden bence bayağı önemli. Hatta bütünleşmek çok önemli. Tabii çok önemli. Yemekler olağanüstü bir ülke. İlk yediğimiz yemeklere bayıldım ben. Bir gerçek ki bu güzergahta bizim en büyük avantajımız İran Otomobil Kulübü ve Teknik Servisi oluyor. Sürekli bizimle beraber hareket ediyor ve bize her konuda destek sağlıyorlar. Cana otele ancak sabaha karşı varıyoruz. Otelde kısa bir sorun çıktığından dolayı başka bir otele geçmek durumundayız. Belki gündüz gözüyle geçseydik buraları güzel olabilirdi ama sürekli gece otobanda gittik. Tehlikeli, acayip kırlar vardı. Bir yerde kalamayacağım ama yarın sabah Tahran çok uzun olacaktı. O yüzden yaptık geldik. İki saatlik uykuyla kalkıyoruz ve bugün 8 saatlik bir Tahran yolumuz bulunmakta. Evet, bugün Zencan'dayız. Dün İran'a giriş yaptık işte öğlen saatlerinde. Ondan sonra İran'a girdikten sonra yaklaşık bir 12 saatlik bir yoldan geldik. İşte sabah saat 5.30-6 gibi buradaydık. Yani yol yolcu geçti. Hep otobandan gittik. Otobandan gitmesek biraz daha güzel olurdu ama yapacak bir şey yok çünkü biraz da zamana karşı yarıştık. Ve bugün artık buradan ayrılıyoruz. Biz Zencan turu yapacağız. Sonra buradan da Tahran'a gideceğiz.
Tahran'a geldik ama hani derler ya İstanbul trafiği falan. Ya Tahran'da bir trafik var adım adım. Tabii bizim arabalar eski. Belki dedik ki yani şey yapabiliriz falan ama bir saniye hangi arabamız kaldı, hangi arabamız kaldı derken Mercedes ile kaldı. Su kaynadı ama İran Otomobil Kulübü acayip güzel bir teknik ekibi bizimle beraberdi. Hemen müdahale ettiler falan. Sonra biz arabaları İran Otomobil Kulübü'nün üyesi olan Muhammed arkadaşın klasik garajını çektik. Ve orada bize bir de yemek verdiler sağ olsunlar. Ve arabalar biz orada Davit'le falan kendi arabalarımızı Chaser motor, Mercedes falan tamir ettikten sonra ertesi günü Türkmenistan sınırı Gorgan'a doğru hareket ettik. Yere geldik. Otomobil kulübündeki yeri Muhammed'in lastikleri gerçekten bizim Anadolu'ya benziyor. İran Müzesi var. Tahran Müzesi. O Tahran Müzesi'ni ben zamanında gezmiştim. Orada bir tane Mercedes var. Mercedes zamanında İran Şahı'na yapmış. Ve o bir tek yapmış. O Mercedes Stuttgart'taki Mercedes Müzesi'nde de yok. Mercedes Müzesi İran Müzesi'ne veriyor. Açık çek veriyor. Benim diye vermiyorlar. O yüzden de bu kadar fazla Amerikan arabasının olmasının nedenlerinden birisi Şah dönemine sahip. Ondan sonra tabii olunca rejim değişir ki anti-Amerikan sistem oluyor ve hani araba olmuyor. Görüyorsunuz genellikle Fransız arabası Peugeot var. İşte Peugeot'un buradaki ismi de Pars olarak değiştiriyor. We'll be right back.
Yolda ara sıra bizi eşlik eden ya da selamlaşan vatandaşları görmek bizi sevindiriyor. Bizden bir grup daha önce de geldiği için yerel makamlar tarafından karşılanıyor ve akşam birlikte bir tanışma yemeği yeniliyor. Üçlü gruplar halinde yola çıkıyoruz. İran şehirleri gerçekten otantik bir havaya sahip. Sınıra az bir mesafemiz kaldı. David'in aracı hararet yapıyor. Bu zaman açısından sıkıntılı bir durum ve saat 15'e doğru sınıra yaklaşıyoruz. Ama David'le Kay henüz gelemediler. Türkmenistan sınırına yaklaşmaktayız. Önce tabii İran sınırını geçeceğiz. Saat 3'te orada olmamız lazım en geç. Ve biraz zamana karşı yarışın şu anda saat 2.20 km'lik yolumuz var. Sırada pasaport işlemleri var. Sonrasında Türkmenistan'a geçiş yapacağız. Bu arada İran'a ve İranlı dostlarımıza organizasyondan dolayı, desteklerinden dolayı, yanımızda olduklarından dolayı teşekkür ediyoruz. İşlemlerimiz hızlı bir şekilde bittikten sonra Türkmenistan'a giriş yapıyoruz.